Alıştırmalarımıza ve çözümlerimize devam ediyoruz. Bakınız arkadaşlar, olumlu düz cümle artı. Doktorlar hastaları iyileştirirler. Klasik bir geniş zaman cümlesi. Olumsuz düz cümle. Hayvanlar insanlara güvenmezler. Arkadaşlar burada İngilizce ön planda. İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Cümle sistematiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Konu ön planda değil. Yani tartışılır, güvenilir mi? Hayvanlar insanlara güvenir mi, güvenmez mi? o tartışılır. Ben böyle olumsuz düz bir cümle yazdım buraya. İngilizcesini istiyorum. Pirinç Türkiye'de yetişir mi? Olumlu soru. Klasik bir geniş zaman sorusu. Yine pirinç Türkiye'de yetişmez mi? Olumsuz soru cümlesi. Yine klasik bir geniş zaman sorusu. Bu alıştırmaların, bu sorduğum soruların İngilizcelerini istiyorum sizden arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşlar sorularımızın cevaplarına bakalım. Alıştırmalarımızın cevaplarına bakalım. Doktorlar hastaları iyileştirirler. İyileştiren kimler? Doktorlar. Öznemiz. Buyurun. Doctors heal patients. Doktorlar iyileştirirler hastaları. Özne, fiil, nesne. Hatırlayalım. İsim türü kelimeler niye var demiştik? Kurduğumuz cümlelerin ya öznesi olsun diye varlar, ya da nesnesi olsun diye varlar. Bakıyoruz. Doctors isim türü bir kelime, patients isim türü bir kelime. Bir tanesi özne olmuş, bir tanesi nesne olmuş. Bu kadar basit. Olumsuz düz cümleye geçelim. Hayvanlar insanlara güvenmezler. Olumsuz düz cümle. Güvenmeyen kimler? Hayvanlar. Yine nedir? İsim türü kelime yine özne elde ettik. Animals don't trust people. Hayvanlar güvenmezler insanlara. Bir eylem fiil var. Trust. Bunu olumsuzlaştırmak için basit yeni zamanın yardımcı fiili. Buraya yazıyorum. Do. Olumsuzluk eki not. Kaynaşıyor. Do not. Don't elde ediyoruz. Daha sonra eylem fiilin yalın hali. Animals don't trust people. Hayvanlar güvenmezler insanlara. Don't yardımcı fiil, trust fiilin yalın hali. Bu bileşenler don't ve trust cümlenin iki numarası. 1, 2, 3. Bir sonraki örneğimiz. Pirinç Türkiye'de yetişir mi? Olumlu soru. Pirinç üçüncü teki şahıs. Soru sorarken do ya da does yardımcı fiillerini başa alıyoruz. Üçüncü teki şahıs does. Does rice grow in Turkey? yardımcı fiil, özne, fiilin yalın hali, in, turkey, mekan zarfı arkadaşlar. Yardımcı fiil, does ve fiilin yalın hali, grow. Bu bileşenler cümlenin iki numarası. Bakın, bir, iki, bu cümlede tabii nesne yok. Onun için zaten nesneyi kesik kesik daireler içerisine alıyoruz. Her zaman cümlede olmayabilir. Bu cümlede bir mekan zarfımız var. Bunu olumsuz soru yapalım. Pirinç Türkiye'de yetişmez mi? Olumsuz soru. Olumlu da does demiştik. Olumsuz da doesn't. Doesn't rice grow in Turkey? Pirinç yetişmez mi Türkiye'de? Yardımcı fiil, özne, fiilin yılın hali, doesn't yardımcı fiili ve grow fiilin yılın hali bu bileşenler cümlenin iki numarası. Bir, iki, yine mekan zarfı. Şunu hatırlayalım. Başlıkta da yazmıştık cümlede eylem fiil olması koşuluyla basit geniş zamanda yardımcı fiilimiz olumlu sorularda, olumsuz sorularda kullanmak üzere do ve türevleri don't, doesn't, olumsuz düz cümlelerde özneden sonra don't ya da doesn't şeklinde. Ama ne olacak? Bir daha söylüyorum. Burası çok önemli. Cümlede eylem fiil olacak. Teşekkür ederim.